Dünyada çok az bulunan ve gerçekten var olduğuna şaşıracağınız birbirinden ilginç hayvanlar var. Bu canlılar hem görünümleri hem de dünya üzerinde oldukça az sayıda bulunmasıyla dikkat çekiyor. Mesela daha önce kırbaç kuyruklu kertenkele, kırmızı dudaklı yarasa balığı ya da Venezuela güvesi gibi canlı türlerinin ismini duymuş muydunuz? Muhtemelen siz de ilk kez tanışacaksınız. Yalnız uyaralım, bu hayvanlar alıştıklarınızdan ve gördüklerinizden biraz farklılar. Eğer siz de hazırsanız birlikte güzel bir serüvene çıkıyoruz. İşte bahsettiğimiz birbirinden çarpıcı, ilginç canlılar. İlginç hayvanlar listemizin ilk sırasında yaşadığı yere özgü özellikleri taşıyan minik bir dostumuz var. Venezuela Caniche güvesi, yeni keşfedilen ve hem fino köpeği hem de güveyi andıran bir böcek türü olarak karşımıza çıkıyor. İsminden de anlaşılacağı üzere bu sevimli güvenin ana vatanı Venezuela. Bu köpek cinsi ıssız ve uzak bölgelerde sahiplenilen bir sürü koruma köpeği. Komondor köpeği kendine has bazı özelliklere sahip. Mesela geceleri diğer köpek cinslerine kıyasla çok daha dikkatli. Aynı zamanda itaatkar ve saygılı. Fakat kendisine emanet edilen sürüye gelecek tehlikelere karşı oldukça temkinli. Sürüye saldıran kurtlara acımasız davranmayı kendisine adeta görev edinmiş diyebiliriz. Saiga, soyu yok olma tehlikesi altında bulunan bir canlı. Geniş burunları Saiga'nın en dikkat çeken özelliklerinden biri. Bu türde genellikle sadece erkeklerin boynuzları bulunsa da saygalar zaman zaman oldukça tehlikeli hayvanlara dönüşebiliyorlar. Bu ilginç canlının ana vatanı ise Orta Asya. Madagaskar'da yaşayan ay canlısı, nadir bir makimsi maymun türü olarak karşımıza çıkıyor. Uzun parmakları bulunan ay, geceleri ortaya çıkan en büyük primat diyebiliriz. Şimdi bahsedeceğimiz canlı için dünyanın en sevimli ahtapotu desek yanlış olmaz. Nadir bir tür olan Dumbo ahtapotu derin denizlerde yaşar. Kafasının yanındaki çıkıntılar ise kulak değil. Tam aksine bu ilginç deniz canlısının gözleri. Soyu tükenmiş hayvanlardan biri olan ve kocaman gagaları ile bilinen dodolar, ilginç hayvanlar listemizde 6. sırada yer alıyor. Yaklaşık 1 metre boyları ve 20 kilogram ağırlıkları mevcut. Ayrıca uçamayan bir kuş türü olduğunu da not düşelim. Hazırsanız tersiyerler hakkında ilginç bilgiler vereceğiz. Bu küçük primatların göz bebekleri beyinlerinden daha büyük. Üstelik bu sevimli hayvanlar sıçrama ve tırmanma konusunda oldukça yetenekli. Hatta bir tersiyer ağaç dalına tutunduğunda onu daldan ayırmak gerçekten çok zor olacak. İlginç hayvanlar listemizde 8. sırada yer alan çamur zıpzıpları, yüzgeçlerini kullanarak suyun dışında hareket edebiliyorlar. Görünümleriyle de dikkat çeken bu sevimli canlılar, karada yürüyen balık olarak da adlandırılıyor. Kanguru, köstebek, sincap, tavşan ve fareyi andıran bu oldukça minik ve sevimli canlıya Arap tavşanı dense de özellikle Anadolu'da da yaşayan bir fare türü olduğunu hatırlatalım. Dalış uzmanlarının çok nadir olarak rastladıkları bir tür olan deniz ejderhaları son derece zarif ve güzel canlılar olarak biliniyor. İlginç hayvanlar listemizde yer alan bu canlı türü görünüm olarak da tıpkı bir ejderhayı anımsatıyor. Listemizin 11. sırasında yer alan güneş ayıları genellikle Güneydoğu Asya'da yer alan yağmur ormanlarında yaşarlar. Ayı türleri arasında en kısa olanları güneş ayıları olarak biliniyor. Listemize görünümü oldukça ilginç olan başka bir canlıyla devam ediyoruz. Uzun gagalı, dikenli karınca yiyenler 45 ila 77 cm uzunluğa sahip, 5 ila 16 kilo arasında değişen bir ağırlığa yaklaşabiliyorlar. Ağız yapıları ise gagayı andırıyor ve boru şeklinde.
genellikle kahverengi veya siyah renk aralığında. Görünümü oldukça ilginç olan Blobfish, Avustralya ve Tazmanya'nın açıklarındaki çok derin sularda yaşayan bir balık türü. Hatta yaşadıkları derinlere inmek pek mümkün olmadığı için insanlar tarafından yeni keşfedilmiş bir tür diyebiliriz. Görünümü ne kadar ilginç değil mi? Tıpkı bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi. Axolotl'lar, kaplan semenderi grubunda yer alan Meksika semenderlerinin en tanınmış canlılarından. Bulunduğu sınıfın diğer üyelerinin aksine Axolotl'lar, değişim geçirmediklerinden suda yaşamak zorunda olan deniz canlıları grubunda. Diğer semenderler başkalaşımlarını tamamlayınca karadaki yaşama da uyum gösterirken Axolotl'lar bunu başaramıyorlar. Yetişkin bir Axolotl 2 yaşında, genellikle 25 cm boyunda. Bununla beraber 15 ila 45 cm uzunlukları civarında olabilirler. Ancak 30 cm'den uzun Axolotl'lar pek de göremezsiniz. Axolotl'lar fiziksel yapı olarak tipik bir semenderle benzer olsa da kafasının yanlarında bulunan solungaçlarıyla semenderlerden ayrılırlar. Bu ilginç canlıların göz kapakları olmadığını da not düşelim. Asya'nın yerli bir türü olan proboscis maymunuyla ilginç hayvanlar listemize devam ediyoruz. Bu maymunlar genellikle Borneo sınırlarında yaşar. Sarkık burunları dişileri ve diğer maymunları etkilemek için kullanmaktan geri durmazlar. Mantis karidesinin gözünde 12 renk reseptörü vardır. Oldukça renkli ve ilgi çeken bir deniz canlısı olan mantis karidesi, yeri geldiğinde kıskaçlarıyla 80 km saatlik bir hızla rakiplerine karşı savunmaya geçebilir. Görünümü tıpkı bir yılbaşı ağacını anımsatan bu hayvanlar, dünya üzerinde yer alan tropikal resiflerde yaşarlar. Bu solucanlar yaklaşık 3 ila 4 cm uzunluğa sahip. Mavi minimal bir çam ağacına benzeyen bu canlılar oldukça güzel görünüyorlar değil mi? Hindistan cevizi yengeci ya da bir diğer adıyla kral yengecinin boyu, bacakları dahil olmak üzere 1,5 metreye, ağırlığı ise 8 kilograma kadar ulaşmakta. Yani rahatlıkla söyleyebiliriz ki bu yengeç dünyanın en büyük yenilebilir yengeci. Hindistan cevizi kırabilme yeteneğinden dolayı bazı bölgelerde Hindistan cevizi yengeci olarak da adlandırılıyor. Bu yengeçler son zamanlarda yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Nesli tükenmek üzere olan bu ilginç yengeç türü yaşamlarına devam edebilmek için savaş veriyor. Kel Uakari maymunları için parlak kırmızı yüz, sağlıklı olmanın göstergesi olarak biliniyor. Bu hayvanlar eşlerini seçerken özellikle bu noktaya dikkat ediyorlar. Genel olarak Brezilya ve Peru'da suya yakın yerlerde yaşıyorlar. Son 10 yılda keşfedilen ilginç bir geyik türünden bahsedeceğiz şimdi size. Minyatür geyik adı verilen bu geyikler sadece 60 ila 80 cm boyuna kadar büyüyebiliyorlar. Ancak nesilleri ne yazık ki birçok canlı gibi tehlike altında. Listemizin sonuna yaklaşırken ilginç bir kertenkele türü ile devam ediyoruz. Kırbaç kuyruklu çöl kertenkelesinin dişi türleri üremek için erkeğe ihtiyaç duymaz. Paratenogenez ile döllenmemiş yumurtadan bizzat kendi kopyalarını çıkartırlar. İlginç hayvanlar listemizi yine oldukça enteresan bir canlı türü olan Hispaniolan ile tamamlıyoruz. Sarı kafalı, Küba solenodonu olarak bilinen Hispaniolanlar tıpkı uzun sivri burunlu bir fareye benzerler. Bu canlılar tanrekgirler sınıfında yer alırlar. 20 cm'den biraz daha uzun olan bu enteresan hayvan ısırdığı avına zehir enjekte edebiliyor. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzun yararlı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Siz de en ilginç bulduğunuz canlıyı yorumlarda bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.